yiğitler. Bugün yanımızda kimilerinizin Seyfettin Efendi'den bilebileceği, kimilerinizin yeni çıkmış Yabani dergisinden bilebileceği Devrim Kunter var. Nasılsınız Devrim Bey? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz nasılsınız? İyiyiz. Sen canlı çay mısın? İyiyim. Tamam. ne yapıyorsun abi? Nasıl gidiyor diye böyle bir çay sohbetleri şeklinde günümüz ikramı yok ama öyle bir giriş yapmış olduk. Kusura bakma artık bu iğrenç girişten ötürü. Ama yine de bu girişi değerlendirmek zorundayız. Nasılsın? İyi misin? İyidir vallahi. Uğraşıyoruz işte. Bir çizgi roman dergisi çıkarıp çıkaralım deyip başıma bela aldım. Şimdi onda uğraşıyorum daha fazla. Bahsettiğimiz dergi Yabani. Belki sağda solda görmüşsünüzdür. Hatta görmekle kalmayıp satın alıp okumuşsunuzdur. Nasıl gidiyor Yabani? Birazcık bize derginden bahset bakalım. Yani ben gerçi biliyorum ama işte bilmeyenlerimiz için. Evet, o aslında önemli bir şey. Çünkü Yabani ve çizgi roman deyince hani Yabani diye bir karakter var. Ve onun üzerine bir çizgi roman gibi algılanıyor. Evet. Yabani aslında daha çok kısa çizgi romanlardan oluşan ve yine kısa hikayelerden oluşan öykülerden bir çizgi roman dergisi toplama, yani farklı yazarlar, farklı çizerler var. Bu biraz işte Fransızların metal oradan sonra bizim heavy metal diyebildiğimiz Amerika'da çıkan versiyonu veya İngilizlerin 2000 AD gibi hani yerel yazar çizerlere yer açmak için, onları tanıtmak için yapılan bir çizgi roman dergisi projesi. Peki yerel yazar çizerler katkı sağlayacak ilgiyi gösterdiler mi? Yani gene hani ben biliyorum sorun cevabını ama. Var aslında şey. Şöyle yani biz başlarken bir tabii 8-10 kişilik hatta daha fazla bir grup vardı. Ama o kararla başladık. Hani bu sayı ben bir şey yaparım, öbür sayı olmazsa önemli değil falan gibi konuştuk zaten çoğumuz. Bu tip başvuruları değerlendireceğiz diye de hem işte sosyal medya kanallarından hem dergide de yazmıştık. Ya o kadar çok başvuru oldu ki biz onlara geri dönmekte çok ağır kalıyoruz. Yani bir cevap vermemiz artık 40 günü falan bulmaya başladı. İnceleyip cevap verme süreci. O zaman cevap hala gelebilir yani hazır ol. Evet, ondan sonra tabii o zaman da bu sefer ikinci mailler ya nerede bizim şey baktınız mı falan gibi. aslında istek var yani. Daha doğrusu arz var, talep yok belki onu bilemiyorum. yani bu kadar arz olan yani bir çizgi roman ki bizimki biraz ayrı bir konu yani bilim kurgu, fantastik ve korku üzerine çizgi romanlar, onu da belirteyim. Dolayısıyla bu içerikler üzerine bile birçok üretmek isteyen insan var ve işte bunların aslında yayınlayacakları internet harici bir basılı mecra yok. Ne kadar oldu şimdi Yabani başlayalı? Dördüncü ay oldu, beşinci sayımız çıktı. Haziran'da çıktık ilk. Şu ana kadar yani yer verebildiğiniz yazar çizerler arasında daha böyle daha çok önceden iş yapmış, kendini kanıtlamış yazar çizerler mi var yoksa yeni tiplerde var mı aranızda? Onlara yer ayırabildiniz mi falan? Tabii ayırdık mesela. Ya ikisi de var aslında. mesela işte çizgi fanzinden Ege Avcı, Gencer Özdamarlar, onlar da Ege Avcı'nın çizgi romanını bastık. Gencer illüstrasyon yapmıştı. Şimdi bir çizgi roman daha yaptı. İşte Ayşe Yıram Aktaş var, o da genç, 20'li yaşlarında bir çizerimiz. O da çok çalışkan bir çizgi romancı. Onun da ilk çizgi romanı işte Galip Dursun'la ilk sayıda çalışmışlardı. Sonra onlar anlaşınca ben onları hani senin hikaye, senin çizim iyi gider diye tanıştırmıştım. Sonra onlar kendileri ayrı, benden ayrı bir şeyler üretmeye başladılar falan. Onlar yine yeni bir şeyler yapıyor. Dolayısıyla o ama mesela işte dördüncü sayımızda Özgür Yıldırım var. İşte o geçen yıl Mark Miller'ın yarışmasını kazanıp dünya çapında Kikes'ten Hit Girl'ın macerasını çizdi. Vay be. Son sayımızda Yıldıray Çınar, Hakan Tacal yine bir eskiye dönüş yapıp Karabasan'ı kısa bir macerasını çizdiler. Aa hadi ya, şu yıllar önce çıkmış olan Karabasan değil mi? Evet, yani o tabii o Karabasan yani akıllarında da tabii onlar Yıldıray yurt dışına çalıştığı için yerli üretim pek bir şey yapamıyor ama işte tabii onlar da bir şeyler düşünüyor ya şöyle yapalım falan.
Onlar da bir ekstra şey oldu zannediyorum çünkü ya başlasak mı tekrar falan gibi bir... Umarım başlarlar yani çünkü hakikaten Karabasan küçük bir gurur tablosuydu yani bizim için. Evet, ben o zaman hatırlıyorum. O zaman Türkçe basılan bir işte Örümcek Adam X-Men bir de Batman Superman dörtlüsü vardı. Kuzenim bana, kuzenim dedi Cevdet işte kanalı takip edenler biliyor. Onları göstermişti. Onun böyle sürekli arkasında reklamı oluyordu Karabasan'ın. Sonra çıkmıştı eninde sonunda okumuştuk yani hatırlıyorum ama bayağı küçüktüm ben hakikaten. 2003 yanlış hatırlamıyorsam. Tarih olarak o zamanlar çıkmıştı. İşte o aradan sonra bir daha tekrar basmakta bana kısmet oldu. Hayırlı olsun Karabasan. Umarım devamı gelir yani. Ben o konuda çok heyecanlıyım. Devamlı devam eden bir tek senin serin var galiba. Bir de Ayana var. Ayana da galiba ikinci ya da üçüncü sayıda giriş yapıyor diye hatırlıyorum. İkide girdi evet. Bir sayı ara verdi. Sonraki iki sayı yine var. O böyle... Onun konsepti aslında güzel. Vampir şövalyelerle şamanist kurt kadınlar. İşte böyle bir çekişmesi gibi. Onun üzerine konumlanmış. Çünkü aslında vampirlik böyle çok erkeksi bir şey ya format olarak. Aslında kurt adamlık da öyle. İsmi biz zaten kurt adam diyoruz. Biz onu işte biraz hani değişiklik olsun falan diye o ilk üretim aşamasında ben de vardım. Hani kurt kadın olsun, onlar işte şamanist olsun, öbür tarafta da bir ortaçağ şövalye tiplemesi vampirler olsun diye. Şimdi onu Beril Tetik'len, Beril Tetik yazıyor, Sibel Bozkurt çiziyor. O ikisi devam ettiriyor. Bu devamlı olan öyküler mi daha yani iyi oluyor gibi, iğrenç bir şekilde sormayayım bunu da ne diyeyim işte. Yani daha çok var dergide yoksa tek atımlık olanlar mı daha çok var? Tek atımlıklar daha çok var, onu tercih de ediyoruz çünkü... Aslında bir 7-8 sayfalık çizgi roman üretmek kolay bir şey değil yani. Hele bir de ilk başlıyorsanız, mesela ben günde bir sayfa falan çizebiliyorum. Çok yoğun bir sayfa değilse ama yani ilk çizerken ben hatırlıyorum ancak bir haftada falan bir sayfayı toparlayabiliyordum. Dolayısıyla şimdi 8 sayfa deseniz yani bir ayında bir adam oturacak, onu iş gibi çalışacak. Bir de onun uzun süreçli olması çok zor bir şey yani uzun vadeli evet, yatırım zaten. Yani o kısa maceralardan biraz yapıp ben bu işi kıvırabilirim evet yaparım. O şey bende var, sebat bende var demesi için önce bence kısalardan başlaması lazım diye düşünüyorum yazarların, çizerlerin. Anladım. Peki dergide sadece çizgi roman yok, düz yazı da var anladığım kadarıyla evet, değil mi? Evet, hikaye, öyküler formatında. Gene sadece öykü mü var böyle atıyorum, deneme falan oluyor mu içeride? Yok, deneme, inceleme veya işte ne bileyim o tip bir şey yok. Yine öykü, yani o bir, bu aslında o açıdan biraz bir konsept dergi de olsun istedik. Hani işte öyle röportajdır, incelemedir o tip bir şeyler olmasın. Çünkü aslında onu internette çok iyi yapan siteler var, siz de onlardan birisiniz. Ve internette o iş daha hızlı yani düşünün. Doğru. Şimdi film çıkıyor, ertesi gün siz oraya yazıp koyabiliyorsunuz veya dizi çıkıyor. Şimdi aylık bir dergide inceleme yapmak çok mantıksız bence şey olarak. Gündemi koşturup evet, yakalamak daha güçlü. Yani her zaman hatta haftalık bile mizah dergilerinde fark ederseniz mesela adamlar kapak çıkarıyor ama o espri zaten internette yapılmış oluyor falan. Doğru. O yüzden yani, kapaklarını birkaç gün önceden çizip koymaya başladılar ya dergilerde. Evet yani. Onlar bile şey, ona önlem almaya çalışıyorlar. Dolayısıyla biz böyle özgün bir şey olsun, hani günlükte tüketilme olmuyor o zaman. Yani ne bileyim, 5 yıl sonra da alınıp okunabilecek hikayeler ve çizgi doğru romanlar işte var diye. Direkt edebi eser gibi aslında düşünmek evet lazım yani. Bir de işte o biraz da güncelden kaçmak. Yani zaten o fantastiğin içinde olan bir şey. Yani dünya savaşlarına bakın. Hep dünya savaşlarından önce fantastikler hep böyle zirve yapar. Savaştan sonra da böyle çok keskin işte pozitivist veya varoluşçular 2. Dünya Savaşı'ndan sonra çıkmıştır. Gerçekçilik başlar. Hepimizin bildiği gibi. Dolayısıyla işte biz de işte o yüzden yani bu birebir olayları, birebir işte 3. sayfa haberlerini çizgi roman yapalım, öykü yapalım yerine oradaki işin özünü yani oradaki ana fikri alıp onu işte ne bileyim bir uzay çağında da geçirebilirsin aynı hikayeyi gibi bir mantıkla böyle hani onu okuyucu bu aslında böyle bir hikaye anlatmış ama ya bunun alt metninde aslında böyle bir şey var ya falan diye okuyucu düşünsün diye
bir yol izliyoruz. Bir de hani birkaç kere okunup da sıkılmayacak, aslında birazcık daha derinine inebileceğimiz hikayeler var yani benim okuduğum kadarıyla. Bir de bir çıt daha şeyler daha ağır basmış vaziyette işte, ne bileyim, birazcık daha bu topraklara özgün hikayeler daha ağır basmış vaziyette sanırım. Evet, biraz da ilk 3 sayı öyleydi. Yani hani o da biraz şey, hani Türk yazar veya çizer roman yazmış ama işte George'un başından geçiyor, New York'ta geçiyor falan. O biz okurken biraz yapay geliyor ilk başta. Evet, direkt dublajlı film izliyormuşsun gibi geliyor bana açıkçası. Dolayısıyla öncelikle hani evet, biz buralarda geçen bilim kurgu, korku, işte zaten bizim korku grubu Anadolu Korku Hikayeleri diye kısa öyküler kitabı vardı. Birincisi, ikincisi çıktı. Üçüncüsünü üzerinde çalışıyorlardı. İşte Galip Dursun, Demokan Atasoy, Beril Tetik, Mehmet Berk Yaltırık. Hep bunlar bizim yerel korku yapmaya çalışan yazarlarımız. Dolayısıyla önce şey yapalım, hani sonra evet Mars'ta geçen bir hikayede olabilir diye. Hani o konuda çok kendimize sınırlama ilk başta getirmiştik ama yavaş yavaş onu da açıyoruz. Hani düzgünlü yapalım, potaya tersten basmayı sonra bırakalım diye. Ama kim Mars'ta geçen hikayede var bu arada. İyi, güzel. Peki madem sen biraz ondan bahsettin diye soruyorum. Bu işte yani inanılmaz klişe de bir soru olacak ama dijitale geçiş olunmuş olması, işte özellikle ne bileyim bizim ilgilendiğimiz bu konuların filan dijital ortamlarda değerlendiriliyor olması sence olumlu bir şey mi? Yani çünkü bir yandan da hani çizgi roman işte mesela dergisi yapacağın zaman röportajı bilmem neyi filan artık gerek duymamışsınız. Direkt edebiyat olmuş oldu belki de. Yani bence o yüzden aslında kötü bir şey değil sanki dijital ortamın ayrıca olması. Sen ne düşünüyorsun o konuda? Yani dijitalde çizgi romanların okunmasından mı? Yok yok, yani genel olarak dijital bir mecranın bu kadar domine etmiş olması dünyayı filan. Ha yok, bence yani güzel bir şey. Zaten bunlar hep araç aslında. Değil mi? Yani aslında ilk başta biz dijital dergi olarak çıkmayı düşünmüştük. Hı hı. Ama ekonomik olarak hani bunun bir basılı olmasının bir hala bir gözde bir ekstra prestiji var. Ben öyle düşünmüyorum. Yani dijitalde çıksa bence dergi aynı. İçerik kalitede. Önemli. Evet. Benim için öyle bir sorun yok ama öyle bir bakış açısı vardı. Bir de yani maddi olarak evet külfetli de olsa yatırım olarak geri dönüşü daha iyi olabilir gibi gözüküyor. Bir de insan basında. Yani bence tüketici açısından da hani ben de tüketiciyim birisem eğer. Kalıcı bir şey olması insanın elinde böyle kaldırıp koyduğu sonra gördüğü kütüphanesinde onun tadı bence kesinlikle başka yani ve onun yerini bir şeyin alabileceğinden şüpheliyim. Şey Stanley'i de hani çizgi roman meme gibidir. Bakmayı seversin ama elinde tutman gerek. Yani evet olabilir. Ben de öyle değil de işte pilav gibidir diyeyim. Hani bakmayı seversin ama koklamak da istersin filan nasıl. Muhteşem yani. Başka bir boyuta taşıdın. Sen de yerelleştirdin bunu. Teşekkür ederim. Niye pilav bilmiyorum. Dolayısıyla yani evet. Mesela şu açıdan da çok avantajlı. Dijital, internet ortamı. Bizim ikinci, üçüncü sayı kapağımız çizen Koral İlhan'la Ömer Tunç İzmirli. Hı hı. Aslında ben onlarla yazışarak tanıştım. Hı hı. Yani çizimlerini görüp beğenerek tanıştım. İşte dördüncü sayımızı çizen Cem Batur Ankaralı. Hı hı. Ondan tanışmadım daha yüz yüze. Hı hı. İnternetten yazışarak şey yaptık. Dolayısıyla internetin böyle çok büyük avantajları da var. Hem yeni insanları görüyorsunuz, tanıyorsunuz, işlerini takip ediyorsunuz. Yoksa illa gel görüşeyim, o hikayeni elden alayım, okuyayım falan gibi evet, şeyler doğru. Yaparsanız bu zaman işte ne bileyim o çevreye kısıtlı da kalıyor. Yani bir İstanbul dergisi olacak o zaman. Hı hı. Halbuki şimdi ülkenin birçok yerinden işte yazar, çizer çalışabiliyoruz artık. Dergiye ilgi ülkenin birçok yerinde var mı? Anadolu'da falan? Var aslında ama yani dergi ve kitap satışlarında şöyle korkunç bir durum varmış. Ben de onu yeni öğrendim. Basılan şeylerin %50'si İstanbul'da dağıtılıyor. Hı. Ve satışların da %50'si İstanbul'da yapılıyor dolayısıyla. Hı hı. Dolayısıyla yani işte İzmir'de ve Ankara'yı da toplam %25'i toplasa, hı hı, geri kalan ülkenin her yerine %25 oranında baskı ve dağıtım gidiyor demek bu. Bu aslında pek mantıklı ve iyi bir şey değil. Hı hı. Tabii ki İstanbul nüfusu çok ama o kadar da çok değil yani.
Bu o konuda genel bir sıkıntı var. Hı-hı. Ama ben Seyfettin Efendi zamanında da yani çok farklı şehirlerden hem sipariş veren hem işte internetten beni bulup abi işte şurada gördüm çok beğendim falan diye yazan farklı şehirlerden insanlarla da tanışmış, konuşmuşluğum var. Ama mesela atıyorum ben küçükken işte o dediğim karabasan zamanlarında en azından hep şey geyiği olurdu zaten. Ben de İzmirliyim işte İzmir'de yaşardım. Abi bulamıyoruz. Hani nerede var? İşte millet hani mektuplarına yazardı. Yani ben işte 3. sayıyı aldım. Bir daha hiçbir sayıyı bulamadım filan gibi mektuplaşma olurdu. Ama şimdi en azından internetten online sipariş en azından yöntemi var. Belki o şekilde. Evet. Sanırım. Yabaniye öyle ulaşabiliyor muyuz online siparişle? En azından. Online satışı var, paralel evrenin. Oradan tedarik edilebilir. İzmir'de Uçana'da var, orada bütün sayılarımız mevcut. Ama galiba onun internet satışı yok. Bir süre sonra belki biz de başlarız sayılarımız çoğalınca. Ama bulunamama sorunu hala geçerli. Hatta böyle yabani nerede hashtag'iyle bulamadığınız yerde şey yapın, biz onları işte yollayıp hani oraya da tekrar yollatmaya çalışıyoruz. Buraya da yazalım yabani nerede hashtag'i. Böylece bulamayanlar bulsun. Peki abi çok cesur bir iş değil mi böyle bir işte bu Ömercan sordu, dijital bir dünyada baskılı bir şey çıkarmak. Yani bunun çünkü bayağı işte dağıtımından tut baskı falan filan dünya kadar külfeti var yani. Az külfet değil yani. Yani bu yani dijitalde çünkü çiziyorsun işte adamın sana yolladığı şeyi ne bileyim bir PNG bilmem ne bir formata dönüştürüp bir yerde basabilirdin ya da işte ne bileyim tablet application'a falan koymak kolay da bu baskı işi bir hiç daha... Atıyorum mesela bir hata olur, bir yanlış basım olur, hayda bütün şeyler öyle kalmış oluyor falan yani atıyorum. Ya evet var hata, her sayımızda bir hata oluyor mutlaka. Neyse bize çok da ya bana hiç yansımadı en azından. Kocaman devasa hata dizit o zaman belki geri toplatmak zorunda kalırsın da ama ya mesela bir... işte son benim Kral Neslihan 5. bölüm yani 4. bölüm kalmış eski. 2 tane 4. bölüm oldu yani. Ya öyle ufak tefek hatalar oluyor her zaman oluyor. Ya dergide o normal rutin kitapta da kontrol ediyoruz ama kitapta da oluyor öyle hatalar. Dolayısıyla baskı evet o şey ben Seyfettin Efendi'ye de öyle başladım. Yani çizgi romanı ben yapıp bitirdim. Bir de kısa maceraları bitirmiştim o zaman. Geziyorum dolaşıyorum bir tane böyle şey içime sinen yayıncı bulamadım yani. Hı hı. Ondan sonra ya o zaman dedim ben bunu kendim basayım ne olacak? Yani ne kadar zarar edebilirim ki? Zaten çünkü zarar etmişim aylarca oturup çizmişim. yani zaman harcamışım. Üstüne biraz daha para harcanabilir diye düşündüm. Ondan sonra şimdi öyle olunca o bir bana tecrübe oldu. Ha evet oluyormuş, dönüyormuş falan gibi. En azından ne kaybedebileceğini öngörmüş oluyorsun. Şimdi de ya hadi bir de dergiyi deneyelim falan diye. Çünkü aslında dergide de aynı şey. Yani ben de şimdi bir dergiye gidiyorum. Çizimlerimi gösteriyorum. Uygun bulunmuyor yani. Hı hı. O da gayet normal. Çünkü bizdeki gelen bir mizah kültürü var ya. Hı hı. Hem yazdığım hikayeler çok garip geliyor. Hem çizdiğim çizimler çok garip geliyor. O konuda hak veriyorum ama ben nerede şey yapacağım yani benim de bir yerde işimin çıkması lazım ve benim gibi çok adam var. ya hatta mesela bizim kapaklar işte o demin bahsettiğim heavy metal tarzı hep illüstratif kapaklar. Ya diyorlar ki mesela ya abi bu kadar illüstrasyoncu var mı Türkiye'de? 6. sayıdan sonra da kimi çıksınca falan. Var gerçekten yani onlarca sayı çıkar ve tekrar dönmeyiz bile. Aynı çizere dönmeyiz bile yani. O kadar çok iyi illüstrasyoncu, çizgi romancı var. Ama işte bilmiyoruz onları çünkü işte ya bir de açılan yolları takip etmek her zaman daha kolaydır ya. İşte mesela şimdi bir edebi mizah kulvarı var. yani formatları bile aynı, ebatları bile aynı takdir. ondan gitmek daha kolay ama işte biz mesela ilk dergiyi çıkarttığımızda küçük Amerikan boy böyle dergi bir ebat mı olacak falan diye herkes çok şaşırmıştı ama. Evet evet işte ben aynen ikinci sayıyı görmüştüm ilk hani hiç haberim yokken. Aa bu neymiş diye direkt dikkatimi çekmişti yani açıkçası. O yani boyutu bile dediğin gibi insanı şey yapıyor. Bir çizgi roman fikir veriyor yani hani ne olabileceğini, nasıl bir şeyle karşılaşabileceğini dair. Peki memnun musun Devrimcim yani bu dergiyi başlamış olmaktan 5. sayı çıkmış filan hani güzel gidiyor mu sen içine siniyor mu? Ya şey olarak aldığımız tepki okuyucu tepkileri manevi açıdan evet çok güzel yani
O konuda bir de mesela yazar çizerlerimizin de, yani birçok insanın ilk işleri, basılı işleri var bu dergide. Onlar için de çok güzel, evet. Basılı bir işleri oluyor, işte bir şekilde görünmüş oluyorlar falan. Ve onlar bu memnuniyetlerini bana söyledikçe daha çok memnun oluyorum ama maddi kısmı pek öyle değil bakalım. Umarım onda işte bir formül bulacağız, düzelteceğiz. Yani çok onu söylemek istemeyebilirsin ama kaç kişi yaklaşık böyle okuyor şimdilik? Şimdi 4-5 bin bandında gibiyiz ondan sonra, ama o bizim beklentimiz daha yüksekti biraz. O belki bizim hatalı bir düşüncemiz yüzünden de olmuş olabilir yani. Belki o kadar bir çizgi roman alıcısı yoktur, onu bilmiyorum ama sanki var da işte biz belki yeterli tanıtım, işte reklamdır, onları beceremiyoruzdur. Valla bence açıkçası hani ben hiç bu işin profesyonel tarafına geçip de gözlemlemiş biri değilim. Ama bence aslında yani genel olarak Türkiye'de insanların okuma alışkanlığı zayıf olduğu için ilgi azsa azdır diye düşünüyorum. Çünkü bence birçok kişi, Türkiye'de yaşayan birçok kişi alıp da okuyup da ilgisini çekecek en az bir tane iki tane öykü yakalar ve devamında merak eder gibi geliyor bana aslında. Çünkü yani hem keyifli hem değişik şeyleri, yani biz hem buradan şey hikayeler hem de bağımsız işlerin hakikaten burada böyle bir şeyi var. Gudubeti var. Yani bir sıkıntısı var ne yazık ki. Yani şu an tabii çizgi roman okuyucusu herhalde hiç olmadığı kadar fazladır şu dönemde diye tahmin ediyorum. Filmler sağ olsun. Aslında uzun bir döneme göre öyledir büyük ihtimal ama ne bileyim bir 80'lerde falan sanırım 80-90 civarı daha büyük firmalar, Tay Yayınları, İtalyan işte o Zagorlar, Kızıl Maskeler falan, onların tirajı bayağı yüksekmiş aslında. Ama tabii o dönemle bu dönem çok farklı. Çok farklı. Tabii, yani çok internet olması, televizyonun bu kadar çok kanallı olması. Tabii bunlar sadece TRT1'den bir şeyler izlemek zorunda kaldığımda ben de bütün herhalde İtalyan ekolünü atim ederdim yani. Peki bu şeyleri nasıl buluyorsun Devrimciğim? Biraz da o geyikten bari bahsetmiş olalım. İşte bu çizgi roman, özellikle süper kahraman çizgi romanlarının sinema dünyasında filan altın çağı gibi bir şeyine girdik yani. Evet. Her sene 3 tane 5 tane. Bir zamanlar benim hiç yani hani böyle bir gün inşallah film çıkar ama eminim ki hiç çıkmayacak dediğim şeylerin filmlerini yapıyorlar falan. Senin hoşuna gidiyor mu yoksa ne gerek var mı veya ya, yüzeyselleştiriyor mu belki bilmiyorum. Mesela o aynı hayal ben de çocukken vardı. Bizim herhalde bir 80'ler civarı televizyon filmi Örümcek Adam filmi var. Evet. Onu seyrettiniz mi? Yani seyrettik. Hani yani yoklukta onu seyrettik zamanında. Ne yapalım yani gibi seyrettik. Hani o zamanlar şey diyorduk ya işte bunun filmini çekseler falan. Sonra hani o filmi görünce ha demek ki çekilemiyormuş. Doğru söylüyorsun. Şimdi o işte teknolojileri var artık yani. Gerçekten muhteşem bir şekilde çekiyorlar ve bence süper kahraman filmleri şimdi benim macera filmlerinin yerini doldurdu. Yani evet aslında. Artık bir Bourne falan o kadar seyredilmiyor herhalde. Evet, evet. Onlar artık böyle B sınıfına mı kaydı seyirci şey i̇şte bilmiyorum. 90'ların o Mel Gibson'lı, Kurt Russell'lı polisiye filmleri yerine şimdi böyle şeyler. Evet, evet, onlar artık. Blockbuster'ların hepsi ya fantastik ya süper kahraman hikayesi. Evet, yani. Yani o bir süre daha gider. Bir de firmalar için şu açıdan avantajlı. Mesela Mel Gibson'la çektiysen o filmi, Little Weapon 4'e kadar adamla uğraşıyorsun. Adam da fiyatını yükseltiyor falan. Ama şimdi Captain America kafanı bozarsa oyuncuyla anlaşmanı feshedip başka bir tane yeni genç Captain America diye doğru, çıkarsın. Doğru. Çünkü yaşlı Captain. Evet bak bu dediğimi ben düşünmüyorum. Çünkü asıl meşhur olan şey o işte marka. Marka evet yani şey değil. Oyuncu değil daha, yani. Daha az yani. Gene oyuncu da tabii ki meşhur oluyor da. Ama doğru yani değişebilir. Ya çizgi romanda bile değiştiriyorlar yani adamı. Tabii, o yüzden. Tabii. Ha, tabii kişiyi de değiştiriyorlar. Evet evet. Gerçi onlar pek tutmuyor. Hep bir geri Peter Parker'a geri döndük mü? Örümcek'te ya o şey oluyor canım. Orijinaline olan muhafazakar sevgi baki kalıyor yani bir şey değişince. Evet. Bu değişti bozdu kardeşim falan tepkisi hep oluyor yani. O biraz şeyden belki de. Yani çizgi roman hep böyle küçük yaşlarda okuyoruz. Hı-hı. Kafada öyle yerleşiyor. Olabilir. Onu kırmak çok zorlaşıyor. Yani belki ne bileyim daha olgun yaşta okusam o zaman da Örümcek Adam neymiş arkadaşlar. Hiç okuyacağım.
Hazinci olmuş, evet, Peter Parker olmuştu. Yani hikayelerinde senin bence kesinlikle daha önce işte Pathfinder masalarında DM'lik yapmanın falan filan verdiği oradaki gaz şey var yani, bir tane full ejderhalı falan bir hikaye yazmışsın çünkü. Ha şu evet. Son sayıda var öyle bir şey. Bu yani bu DM'lik yapmış olmanın hikaye anlatımına sende faydası oldu mu? Hala FRP oynuyor musun falan bu tip sorular. Ne zaman oynuyoruz Devrim abi? Buraya bağlayalım. Bize DM lazım. Ben de aslında oyuncu olarak oynamayı severim daha çok. Hepiniz. İşte o yüzden zaten. Şey olarak da eski T Second Edition'dan beri oynarım. Epeydir yine bir iki yıldır çok sık oynayamıyoruz ama bakalım şimdi biraz işlerim yavaşladı şey yaparız diye. Toparlanırız diye konuşuyoruz. Sen ne oynamayı sevdin Devrim'ciğim? Valla değişik ya. Değişik. Mesela Pathfinder o değişik şeyler koydu ya. Mesela en son Gunslinger oynuyordum. Vay. Tüfekli falan. Fantastik. Daha ara dünya. Evet, daha tecrübeli şey. Oyuncu işi onlar. Evet evet. İnçik minçiye böyle daha çok girmen gerekiyor. Biz ben yani mesela. Barbardan Wizard'dan öteye pek geçmedik geçeceğiz. Evet, ben Barbardan öteye çok geçmedim yani. Ama onda biraz şeyin de yani. Can Sungur bizim genelde diyemimiz olur. Onun da olaya muhafazakar yaklaşımı yani öyle kertenkele paladin mi olur falan deyip de değişik bir üçlü seçenekleri bize hani git buradan yapmıştı var yani açıkçası neyse. Mesela şöyle bir şeyi var o Seyfettin Efendi de aslında bir takım var o bir FRP takımı veya işte MMO takımı gibi. Aha. Yani işte bir hani, savaşçı tank var şey yani. Var gibi çünkü o ilk başta öyle düşünmemişti ama. O Seyfettin zayıf, fiziksel olarak zayıf bir karakter, zeki adam. Hani öyle bir de bizim klasik kahramanlar gibi hem vurdum oturtan, hem süper zeki, hem taktisyen, hem yakışıklı falan olmasın diye. Ondan sonra öyle olunca da şimdi bu çizgi roman, kavga dövüş olacak. Bu adam hadi bir iki dayak yedi, iki dayak olayı çözemeyecek. Seyfettin Efendi'yi kaybettik. Ben gitmiş adamcağız. Falan diye işte böyle bir o vardı. O takım olayı aslında biraz o FRP oynama deneyiminden geliyor ki Kralın Esyanı'nda da yine bir takım mantığı var. Biraz geç toplanıyor takım ama. Ben her zaman ekip işini daha çok severim ya açıkçası. Yani çizgi romanlar arasında mesela işte süper kahraman çizgi romanlar arasında da en çok X-Men'e mesela hep şey olmuşumdur. Çünkü onda da işte bir tanesi tek başına pek bir işe yaramaz da takım olarak işe yarar filan ya. Bence o yüzden o güzel yani genel olarak kafa olarak. Güzel şey hikayeyi de genişletiyor biraz ama onu biraz daha dar tutmak lazım. Bir de o herhalde şey olarak da pedagojik olarak da öyle bir şey tavsiye ediliyor ki mesela He-Man öyle bir projeydi onların da ekipti ya işte general vardı. General'in kızı vardı neydi ismi? Hatırlayamadım. Bir tane şey vardı uçan Orko vardı. Aşağısı Orko. Gözükmüyor. Orko işte. Şey vardı, Orko aynen. İşte mesela ne bileyim Harry Potter da öyle 3 kişiler evet, bir takım var falan evet bir lider var şey olarak ama dolayısıyla o aslında biraz bir ortaklaşa bir iş yapmanın mantığını da gösteriyor. Bir de belki işte kimisi o karakterle özdeşleşiyor kimisi öbürüyle falan gibi evet. Bir dünyaya da yol açıyor herhalde. Evet yani yoksa mesela Harry Potter'ı tek görseniz ulan bu çocuğu ben sınıfta görsem döverim ben. Ben hala diyorum ama. Öyleyse sevgili Devrim Kunter bize söyleyeceğin Geek Yapar'a en son söyleyeceğin başka bir şey yoksa bugünlük bizden bu kadar galiba. Şöyle bir şey ekleyeyim. Dergide çok fazla yazar çizer var. 5. sayı itibariyle 50 kişiyi geçtik. Maşallah. Hepsini tek tek ismini sayamıyorum. Yazı olarak atacağım yorum olarak. Tamamdır. Hepsine selamlar sevgiler. Okey. Öyleyse biz de hepsine selamlar, sevgiler diyoruz. Ellerine sağlıklar diliyoruz. Ellerinden öpüyoruz. Yabani dergisini biz ilgiyle takip ediyoruz. Sizlerin de izlemiş olanlar videomuzu ilgiyle takip etmenizi öneriyoruz. Gayet güzel, keyifli, içinde farklı tellerden çalan, yani çok fazla konsepti belki biraz belli, çok dışına çıkılmıyor ama farklı gene de zevklere hizmet eden değişik, güzel öyküler olan bir dergi olduğunu söylüyoruz. En son bir de nerelerden bulabilirler bir abi bir tekrarlarsan en hizmetle azından. Hizmetle sağlamış olalım en azından. Süpermarketler, Migros, Kipa gibi Nezih veya DNR gibi zincir kitap evleri ve gazete bayilerinden bulunabiliyor. Buralardan bulunabiliyor.
Kendinize iyi bakmanızı söylüyoruz arkadaşlar. Ayrıca videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, YouTube kanalımıza abone olmanızı, sitemizi ziyaret etmenizi ve de bizi beğenmenizi, çok sevmenizi de söylüyoruz. Kendinize iyi bakın diyoruz ve de hoşça kalın. Hoşça kalın.